Bakın diş çürükleri çeşitli şekillerde olabiliyor. Buradaki modelimizde gördüğünüz üzere diş çürükleri önlenemediyse eğer bahsettiğimiz şekilde. Diş çürüklerinin çürüğü çark ile güzel bir şekilde temizleniyor. Diş korunarak, olabildiğince korunarak. Sonrasında ise çeşitli şekiller veriliyor ve dişlerin estetik görüntüsü, anatomik görüntüsü aynen birebir sadık kalınarak. Bakın çok önemli. Maceraya gerek yok. Yani bu da bir macera aslında. Doğru. Çünkü hani bunları işlemek de ayrı bir sanat gerektiriyor. Yani her diş hekimi böyle bir sanatçı edasıyla yapmaya çalışıyor açıkçası. Çiğneme etkinliğini sağlaması açısından ve çürüğün yeniden oluşmaması açısından bu nedenle çürüğe 3 boyutlu estetik dolguya 3 boyutlu şekil verilerek bunun çiğneme etkinliğine kazandırılması amaçlanır. Peki niye çiğneme etkinliğine kazandırıyoruz? Ağzın görevinden dolayı. Ağzın görevi. Dişin görevi. Dişin görevine kesme, koparma, öğütme. Biz bunları sağlattırmak için bu işlemeyi yapıyoruz. Bu nedenle de diş çürüğünün estetik dolgu ile veya dolgu ile tamiri sonrasında etkin çiğneme sağlanmasını hedefliyoruz. Çok güzel. Evet. Bir sanatçı edasıyla dediniz. Gerçekten de çok doğru. Evet. Şimdi herkes dişinin aslını korumak istiyor. Evet. Mümkün olduğunca az müdahale yaptırmak istiyor. Ama kaçınılmaz bir durum da çürük.